Ayça Hanım aynı zamanda babasından öğrendiği vazifeye koşmak, vazifeden kaçmamak şiarının da canlı temsilcisidir. Şimdi aynı şey, bakın Türkiye'de yoktu şu süreçte. Bazı çalışmalar yaptık ve önde çıktı. O yoktu biliyor musunuz? GİK topladım ben. GİK'te Adana'da Ayça Hanım'ı aday edeceğim dedim. Yani bizim her şeyimiz kamuoyuna yansıdığı için o da yansıdı. Ve basından duydu. Daha evvel yani acaba mı diye konuşmalar oluyordu. Gene Adana'ya hizmet benim için bir şereftir dedi, tartışmadı. Şimdi bunları niye anlattım? Ayça Türkiye Taş, göreceksiniz Adana'nın bu dönemdeki Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Gerçekten olacak. Yani milletvekilliğinin tam tadını çıkaramadan kızım belediye başkanlığı gibi bir ağır sorumluluk, bir ağır görev seni bekliyor. Hiç üzerinde tartışmadan, yani partisi adına, milletimiz adına, Adana'ya duyduğu sevgi adına baş üstüne dedi. Ve seçileceğine Allah şahidimdir, kalpten inanıyorum. Genel başkanınız olarak ne gerekiyorsa yapacağımı burada hepinizin huzurunda söylemek istiyorum. İki kadının el ele verip ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte şu birliktelikle beraber bu işi başaracaklarına inancım tamdır. Allah inşallah gayretlerimizi, gayretlerinizi ibadet saysın.